Ekip olarak bölgedeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Yeşilyurt ve Gündüzbey'deki sivil konutların daha önce sokak sarılaştırmaları yapılmıştı. Bazıları da restore edilmişti. Ancak belirtilen depremlerde büyük hasar aldılar. Bununla ilgili olarak ilk başta ilgili paydaşlarımızla birlikte durum tespiti yaptık. Yolların kapalı olanlarını aşma durumuna gittik. İlgili kanun ve yönetmenlikler doğrultusunda bütün işlemler sürdürülüyor. Tabii burada koca bir şehirde bir yıkım söz konusu. Dolayısıyla öncelik sırasına göre de bir valiliğimiz bir proje hazırlıyor. O doğrultuda hareket etmeye çalışıyoruz. Bu tescilli kültür varlıkları ile ilgili olarak da acil olanların yine ilgili kurumlarla işbirliği yaparak resmi izinlerini alarak yıkımlanmasına karar verilmişti. Acil olmayanların ise sırasını beklemesi lazım. Çünkü bizim hukukumuz gereği özellikle bunların belgelenmesi, mümkünse planlarının, projelerin yapılması lazım. Acil ise ön belgelenme yapılıp kaldırılıyor. Değilse normal prosedür işleyip projeleri yapıldıktan sonra kaldırılacaktır. Ancak şunu hatırlatmak gerekiyor. Bu tür kültür varlıkları tamamen yıkılsa bile kanunlar gereği bunların rekonstrüksiyonunun yapılması lazım. Ankara Hamam önünde olduğu gibi, Beypazar ilçesinde olduğu gibi yapı tamamen yıkılsa bile mevcut bilgi ve belgelere göre aynısının yapılması lazım. Bu çok önemli. Çünkü deprem geçmiş bölgelerde şehrin kültür varlığını, hafızasını ortadan kaldırırsak orası yeni bir yerleşim alanı olacak ve geçmişle bağı koparılmış olacaktır. Zaten kanunlarımız buna izin vermiyor. Dolayısıyla onlara uymamız gerektiği bilincinin de oluşması lazım. Tabii koca bir büyük felaketten daha 3 aylık bir süre geçti. Dolayısıyla bu 3 ayda her şeyin bir anda toparlanması mümkün değil. Ama ilgili birimler görevlerini işbirliği içinde yapıyorlar. Aşama aşama da bunlar gerçekleşecektir.